Saygıdeğer kurum amirleri, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, sevgili basın mensupları, kıymetli pazarlar. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlamalarına teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bilindiği gibi kabotaj dilimizde Fransızcadan geçmiş bir kelime olup bir devletin yakın kıyılarda kendi milli limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık demektir. Ülkemizde 20 Nisan 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiği için bugün ülkemizde Kabotaj Bayramı kutlanmaktadır. Buna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması, kılavuzluk, röportaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır hükmü yer almaktadır. Sayın Belediye Başkanım, üç tarafı denizlerle çevrili bir vatanda yaşıyoruz. Tarihimiz bize göstermiştir ki deniz yolları sadece ticari ve turistik öneme sahip değildir. Aynı zamanda güvenliğimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Denizlerin stratejik önemini fark eden ecdadımız dünyanın en iyi filolarına, deniz savaşçılarına sahip olmuştur ve bu sayede Akdeniz'i, Karadeniz'i, Cebel-i Tarık'a hakim olduğu için yüzyıllarca üç kıtaya hakim olmuşlardır. Ülkemiz açısından da stratejik sektörlerin başına gelen denizlik sektörüne yönelik bakanlığımız misyonu, lojistik zincirin en önemli halkası olan denizcilik alanında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaya karar verilmiştir. Bu gelişmeler ışığında ülkemizde denizcilik hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere gemi inşa sanayi, liman ve gemileri kullanan teknolojiler, sektörel enerji verimliliğinin artırılması, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık, canlı ve cansız kaynakların deniz çevresinin yönetimini kapsayan daha geniş bir endüstri, ticaret ve hizmet alanına dönüşmüştür. Denizci ülke, denizci millet sloganımızın bir uygulaması olarak toplumda deniz sevgisi yerleştirmek, deniz kültürünü yaygınlaştırmak için bakanlığımız tarafından ülke genelinde 1 milyon vatandaşımıza amatör denizci belgesi düzenlemesi suretiyle özendirici çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaya katılmak üzere Pazar Liman Başkanlığımız tarafından 2000 vatandaşımıza amatör denizci belgesi verilmiştir. Nihayetinde denizcilikte ana hedefimiz dünya denizciliğinin her alanında lider denizci ülkeler arasında yer almak, gelecek nesillerimize temiz, yaşanabilir bir deniz emanet etmektir. Bugünü milletimize ve biz denizcilere bayram olarak hediye eden ecdadımızı ve deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizin Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.